Torreira'nın yanına Galatasaray'ın bir transfer yapacağı söyleniyor. Çünkü Ndombele vesaire hani oralarda hep böyle bir arayış vardı. Olmadı. Ndombele ile de yolların ayrılması gündemde. Oraya herhalde bir oyuncu alması lazım Galatasaray'ın. Nasıl Fenerbahçe kurulmuş gibi bir futbolcu aynen. bakıyorsa. Aynı şekilde senin de ifade ettiğin gibi oraya bir oyuncu düşünüyor ama... Ndombele ile işte Zaha ve Ziye için konuştuğumuz şeylerin aynısı Ndombele için de geçerli. Oradaki vermiş olduğunuz o maliyet, ücret karşılığı yani kazan kazan olmadı hiçbir zaman için Ndombele ile özellikle. Çünkü Ndombele orada farklı bir oyun, Torreira'ya destek olacak bir oyun bekledi herkes. Maalesef onu sergileyemedi. Bir de kilo fazlalığı. Ve de fiziksel kalite olarak çok ortaya da temaslarda da fazla da bir şey yani göze batmadı, göz doldurmadı. O bölgenin oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'a bir katkı yapacak gibi gözükmedi. Biraz da gamsız da bir görüntü verdi. Böyle bir çaba da göremedik. Nasıl mesela Beşiktaş'ta Onana'da bir şey göremedik. Ndombele'de de aynı çabayı göremedik. Ndombele'yi oyuna sokuyorsun ya olmuş mu diye bakıyorsun. Yani bir dahaki maç olur mu, oynatabilir miyiz diye orada deniyorsun. Bir 10 dakika, 15 dakika görüyorsun. Ndombele mi, Ndiaye mi? Adana Demirspor'daki. Ndiaye hocam hiç düşünmeden. Ndombele'yim ne diyorum bak. Yani sokuyorsun maça. Verim almak için değil, önümüzdeki maça hazır mı değil mi diye bakmak için sokuyorsun oyuna. Değil mi? Acaba şey hep mi? Test, bak, kilo vermiş diyorsun. Mesela... Şey, dışarıdan ince, yani görücüye gelmiş gibi ya. Bizim şeyi de Eindhoven'deki ön libero Özcan. O da iyi oyuncu abi. Salih Özcan. Salih Özcan. Şeyde Dortmund. Dortmund'daki pardon. Yani o da iyi oyuncu. Çok iyi. Hocam onların ikisi bir maç oynadı. İsmail'le beraber. Hmm. Muhteşem oynadılar. Evet. Muhteşem oynadılar. Bak hakikaten muhteşem. Ben mesela onu da çok söylemiştim. Yani keşke olsa diye. Salih Özcan iyi oyuncu. Yani. Çok Köln'den iyi oyuncu. Yani. Evet, arada... Ferdi gibi bir oyuncu böyle. Yani o da aynı şekilde oynuyordu. Bak Ferdi ile Salih Özcan birbirine benziyor. İkisi de aynı mevkilerde oynuyordu. Nijmegen, Hollanda'da oynarken. O da orta sahanın ortası gibi oynuyordu Ferdi. Nijmegen'e. Topu alıyor, kaptırmıyor, veriyor. Bu kadar koşmuyordu. Salih de şimdi bu kadar koşmuyor ama o da alıyor, top kazanıyor, veriyor. Ben Dortmund'daki mesela Emre Can'ı da beğeniyorum. O da uyar yani ön liberolardan. Emre Can açtı hocam. Emre Can bayağı bir şey var yani. Müthiş. Onuachu ile ilgili bir haberimiz var. Tabii Trabzonspor'da da bayağı bir oyuncuyla yolların ayrılması gündemde, transferler gündemde. Onuachu'nun da sezon sonunda bonservisinin alınması biraz zor olacak gibi gözüküyor. Çünkü orada da bir 18-20 milyon euroluk bir durum söz konusu. Kulüp dergisine konuşmuş ve Trabzon'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylemiş. Evet, Nijeryalı forvet için Trabzonspor tabii ki hani olumlu görüş belirtiyor. Futbol severler de öyle ama kalması biraz zor gözüküyor. Eğer Southampton insafa gelmezse. Kolay değil tabii. Southampton bir de çıkarsa o zaman daha da büyük problem. Yani şu anda çıkmaya oynuyor Championship'te. Onuachu hiç olmazsa bir iz bıraktık biz ülke olarak. O da bizde iz bırakıyor esasında. Attığı golleri sayıyor. Manchester United'a attı mı? Nijerya milli takımıyla attığını. Bir de Konya'ya attı ya topu. Nasıl attıysa topuyla evet. attı. Attığı 3 golde golcü bir oyuncu. 3. golünü Türkiye'de attığını söylüyor. Trabzonspor'a faydalı oldu geldiğinden beri. Bonservisini almak istiyor Trabzonspor ama kolay değil. Yani dediğim gibi Southampton çıkarsa lige hiç kolay değil. Hani alamaz da ama eğer burada devam ederse anlaşma yoluna gidecekler. Burada Onuachu'nun tutumu çok önemli olacak tabii. Cem hocam siz nasıl buluyorsunuz Onuachu'yu? Böyle iyi kanat oyuncularıyla iyi beslendiğinde daha da artar herhalde değil mi performans? Hislerime tercüman oldu. Eski Viski olsa? Eski Viski olsa gerçekten Onuachu'yu eğer ceza sahası içerisinde topla çok buluşturursanız Onuachu'ya uygun bir oyun muhakkak ki Apo Hoca bir çalışmasını yapıyordur Abdullah Hoca. Onuachu'yu ceza sahası içerisinde sağ ve sol kulvardaki oynayacağınız oyuncular çok önemli. Yani orta sahaya evrilen İrfan Can, işte Tadiç gibi mi? Yoksa gerçekten Yusuf Erdoğan tipinde bir kanat oyuncusu Muleka gibi direkt rakibinin üstüne gidip adam eksiltip orta yapan bir kanat oyuncularımı. Burada Onaço'nun önemli olan ceza sahası içerisinde bir şekilde Onaço'yu buluşturmak lazım topla. Ben Trabzonspor'un bir probleminin de defansın merkezinde olduğunu düşünüyorum. Zaten Mendy'yi orada orta sahadan evrildiler. Orada hoca ona şans veriyor. Mendy'den, performansından memnun. Ama bugün de Dansville'in galiba sakatlığı çıktı ortaya. Evet, bir sakatlık açıklaması oldu. Zaten stoperde problem var. Onu söyleyecektim. İyice. Aynen. Zaten orada bir sıkıntı var. Hocanın Mendy ile orayı kapatmaya çalışıyor. O pansuman yapıyor ama nereye kadar gider o da tartışılır. Üstüne üstlük Dansville'in de sakatlanması. Hocanın orada sanki iki tane daha stoper alma ihtimalinin yükseldiğini düşünüyorum transferde. Bir de Onuachu hocam, böyle tehlikeli oyuncular olur ya, ben şimdi stoper oynadığım için Onuachu 2 metreye yakın bir oyuncu. Şimdi maçlarını seyrediyorsun, duran toplardan pozisyon yokken çıkıyor, bir de darbeli vuruyor. Evet. Hakikaten darbeli vuruyor, yani hiç olmayan pozisyonlarda bir şekilde sonuç alabiliyor. Şimdi ben stoper oynasam, ceza sahası içine bir orta gelse, ulan ayvayı yedik derim yani. Ben vuramazsam adam bir şekilde koşup gelip vuracak yani. 2 metre boy. Çıkıyor da vuruyor da. Evet. Esasında hakikaten bir de psikolojik olarak rakip defansı bozabilen oyunculardan. Size'lı oyuncular. Evet, size'lı hocam. Bir de maçları gördük stoperleri yani. Hocam Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı. Yani, kafayı bir vuruyor, gidiyor öbür direğe. Yani bilerek de vuruyor. Ya İngiltere'de oynadığı zaman zaten teması da çok seviyor bunlar. Yani adamlar temasla oynuyor. Oradaki stoperlerle öyle bir cebelleşiyorsun ki ancak bu size'da olursan, bu kadar fizik kaliten olursa size'da böyle kalabilirsin ayakta zaten. Ceza sahasına gelen ortalarda stoperlerin psikolojisini bozan santrafor tipleri hocam. Evet. Bu arada Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmadı. Onu da belirtelim. Nijerya milli takımında. Şimdi mesela birkaç haber gördüm ben. Trabzon basınında işte alınmamasının üzüntüsü yaşanıyor falan da. Hani açıkçası. Bence herkes mutlu olsa daha iyi. Ne güzel. Ben de tabii sevinirim kesinlikle. Aslında. Bize ne? Nijerya milli takımından değil mi? Yani o bana biraz enteresan geldi, baktım. Hayal kırıklığı olarak yazmışlar bunu ama bence boş verin, oynasın. Bonservisi bende olsa üzülürüm de bonservisi de Southampton'da yani. Satacak olsam yani, vesaire. Milli takıma gitti mi daha değerli oyuncu olur, hiç olmazsa. Aslında tam tersine sevinmesi lazım ama iyi ki gitmemiş, sakatlık olurdu, bir sıkıntı olurdu. İşte Trabzonspor'dan ayrı kalabilirdi gibi düşünmek gerekirken. Evet. Nasıl geçti yaklaşık 3 saat anlamadım, rüzgar gibi geçti. Cem Pamiroğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Trabzon'a rakipleri itiraz etmesin, bunu da milli takıma alın diye. Bizimkiler aldı. Bizden herkes gidiyor, bunları da alın. Evet, şimdi tabii Afrika Uluslar Kupası sonrası sadece Türkiye değil, Avrupa'da da mesela işte Osimhen, Leverkusen'de Boniface vesaire. Onlar da bayağı bir Nijerya milli takımında oynuyorlar. Takımların önemli oyuncuları. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gökhan Keskin, Cem Pamiroğlu, tekrar teşekkürler. Biz de sana teşekkür ederiz. Bizi izleyenlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.